8. sözde kalmıştık, bitirmeye çalışıyorduk. O sembolleri bir şekilde üzerinde durduk, bir takım mesajlar ve nasihatler çıkardık. Ama bu son derste biraz daha bütün kavramlar yerli yerine duracak gibi görünüyor. İşte bak, o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salihtir, diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Yani bu 8. sözde iki kardeşten bahsedilmişti. Onlar bir sahrayı geçip bir kuyuya düşmüşlerdi. O kuyudaki vaziyetleri izah ediliyordu. Müminle kafirin kıyas edildiği anlaşılıyor. Fakat biz ne de olsa kafir değiliz, müminiz diyerek derse üzerimize almama ihtimaline binaen bir fasıklık meselesi de buraya giriyor. Yani burada günahkar olan müminlerin de bu noktada bir nasihat almaları icap edeceği için müminlere bakan bir tarafı da ifade edildi. Ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır, sol ise tariki isyan ve küfrandır. Yani yine yol ikiye ayrılmıştı. Sağ taraftan giden demek ki Kur'an ve iman yolundan gitti. Sol taraftan giden birazcık konfor ve rahatlık görüp sırtına yük almak istemeyen ama büyük tehlikelere düçar olan kişi de tariki isyan ve küfran olarak burada ifade ediliyor. Yani isyan yolu ve küfran yolu. Evet, burada bir zahiren bir isyan ve küfran yolunda bir ferahlık var. Yükleri sırtından atmakla alakalı bir görünürde bir rahatlık var ama yol yüründükçe çok daha büyük yüklerin altına girdiğini görüyoruz. Ve o yoldaki bahçe ise, bir bahçeyle karşılaşmışlardı hatırlarsanız, cemiyeti beşeriye ve medeniyeti insaniye içinde muvakkat hayatı içtimaiyedir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber. Yani bizim şu anda ruhlar aleminden başlayan ta kabre, ahiret alemlerine kadar giden yolculuğumuzda her şeyin birbirine karışık olduğu bir tek bu alem var. Burada hayırla şer iç içe, güzelle çirkin birbirine karışık, iyilik ve kötülük birbirine karışık, temiz ve pis şeyler buradaki ifadesiyle beraber oluşturulmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz yaşam zıtları cem eden bir yaşam olduğundan dolayı her şey var. Yani iki türlü hayır noktasında da bir şeyler var, şer noktasında da var. Bir imtihan olması hasebiyle yerleştirilmiş. Dolayısıyla pesimist bir bakış veya iyimser bir bakış burada çok fark edecek demektir. Güzel şeyler ve çirkin şeylerin ayrımını burada psikolojimize yansıyan taraflarıyla göreceğiz. Görüyoruz, yaşıyoruz, dünya hayatında yaşıyoruz. Örnek vermiştim. Nobel ödülünü bekleyen bir adamla işte idam edilmeyi bekleyen bir adam aynı odada bulunsa, burada Nobel ödülünü bekleyen adam müminin dünyadaki duruşu. Diğeri de belki münkirin duruşu, yok olmayı bekliyor. Dolayısıyla aynı odada bulunsalar da, aynı çayı içseler de, aynı sürede bekleseler de ikisi de çok farklı şeyler hissedeceklerdir. Burada bir de odadaki çaydan falan bahsetmeyelim de ya odada bazı sıkıntılar olsun, bazı can sıkıcı sahneler olsun, bazı moral bozucu tablolar olsun. Haliyle Nobel'i bekleyen kişi bunu çok dert etmeyecektir. Yani birazdan zaten hayatının en güzel gününü yaşayacağını düşündüğü için oradaki işte sehpanın rengine, çayın açık mı koyu mu olmasına oralara çok kafayı takmayacaktır. Çünkü güzel bir yere giderken arada ufak tefek sorunlar gibi görecektir. Ama idam sehpasını çıkaracak insanın o yaşadığı sorunlar iyice onun psikolojisi, o meseleleri daha da büyütüp psikolojisini iyice yitirmesine sebebiyet verecektir. Dünyada cenneti bekleyen bir müminle yokluğu bekleyen bir arasında, müsibetlere bakış arasında da bir fark oluşuyor. Vardır bunda da bir hayır, vardır bunda da bir güzellik diyemiyoruz onlar için. Neden? Çünkü ahirete inançları olmadığı için o sağlıklı bakışı yakalamaları mümkün değil. Zahiren kendini kandıracak bir takım yaklaşımlar elbette bulabiliyorlar. Akil odur ki, hud ma safa da ma keder. Yani iyi olanı al, sefayı al, kederi bırak, kötü olanı bırak, kaidesiyle amel eder, selameti kalp ile gider. Yani bu dünyada iyi şeyler de olacak, kötü şeyler de, sevindirici, üzüntü verici şeyler de olacak. Selameti kalp ile gitmek isteyen insanın güzel şeylere odaklanarak, gözünü onlara dikerek, onlara sarfı nazar ederek, odaklanarak bu dünyada selameti kalp ile gitmesi mümkün. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Bir çölden bahsediyordu. Dünya olduğunu zaten söylemiştik. Ve o arslan ise ölüm ve eceldir. Arslana da yine ölüm ve ecel olduğunu söylemiştik. Kuyunun başında bekliyor. Her an gelebilir. Zaten bir çalılıktan çıkması da onun belirsizliğini, her an önümüze çıkabileceğini ifade etmişti. Ve o kuyu ise bedeni insan ve zamanı hayattır.
Yani insan bedeni bir kuyunun içine düşmüşüz. Nereye düşmüşüz? O ulvi alemlerden bu bedenin, bu fizik, biyolojik bedenin içerisindeki kısıtlılıkların içerisine düşmüşüz. Ve o 60 arşın derinlik ise, yani o kuyuya 60 arşın derinlik atfedilmişti ise ömrü vasati ve ömrü galibi olan 60 seneye işarettir. 60 yıla işaret olduğunu zaten biz metnin başındayken yine ifade etmiştik. Burada 60 yıl ömür ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Hani bir dala tutulmuşlardı, iki tane hayvan kemiriyordu o dalı. Onların da gece ve gündüz olduğunu yine biz ifade etmiştik başlarken. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan Tarik-i Berzahiye ve Revak-ı Uhrevi'dir. Tarik-i Berzahiye, Tarik yol demek, Berzah burada kabir hayatı, bir kabir yolu. Revak-ı Uhrevi, Uhrevi alemlerinin giriş kapısı. Şu an neyi tarif ediyoruz? Ölümü tarif ediyoruz. Yani ölüm nedir bizim için? Uhrevi alemlerin giriş kapısı. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan kapıdır. Şimdi bu ejderha ağzı müminler açısından dışarıdan kötü gibi görünüyor. Ejderha ağzı gibi görünüyor ama oraya temas edildiği anda zindandan bahçeye, bir özgürlük alanına çıktığımızı göreceğimizden dolayı bizim için sevimli. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle Şeb-i Arus, kavuşma günü, düğün günü gibi ifadeler müminin dünyasında ölüme atfedilmiş. Ve o haşerat-ı muzırra ise, haşerat-ı muzırra, yani kuyudaki durumu hatırlayalım. Daldan tutulmuştu, kuyunun duvarlarında haşerat-ı muzırra, bir takım zararlı haşereler görüyordu. Onları şu an tarif ediyor. O haşerat-ı muzırra ise müsibeti dünyeviyedir. Dünyevi müsibetler. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiye ve iltifatat-ı rahmaniye hükmündedir. Yani müsibetler mümin için ne anlam taşır? Burada İki tane anlam öne çıkarılmış. Belki yüzlerce anlamını sayıyor Risale-i Nur külliyatı boyunca. Dünyevi müsibetler iki tane anlam taşır. Birisi gaflet uykusuna müminin dalmaması için tatlı bir ikaz. Yani müsibetler nedir? Allah'tan kopukluğumuzu, ibadetlerden kopukluğumuzu, maneviyattan uzaklığımızı ikaz etmek, bizi o daldığımız dünyevilik gafletinden, çoluktu, çocuktu, evdi, barktı, kariyerdi, paraydı, puldu, bunlara daldığı anda insan, mümine gelen bu müsibetler bir tatlı ikaz. Mümin demek ki gaflete daldığında, Allah'tan uzaklaştığında, maneviyatı biraz problemli olduğu dönemlere girdiğinde bu müsibetlerle gafletten uyandırılıyor. Kendine gel deniliyor, tekrar Allah'a yüzünü çeviriyor. Mümin için böyle bir anlamı var. Böyle bir anlamda mahrum olan münkir acaba ne düşünüyor? Müsibetin Allah'a döndüren tarafı gibi bir bilgiden mahrumken, bu insan buna nasıl pozitif bakabilir? Ki müsibetler ağır yani. Evlat kaybı gibi, işte kanser hastası olma gibi, 20-30 yıl ciddi işte iş hayatında başarılar kazanıp aniden iflas etme gibi. Bu insan bunlara ne diyecek? Yüce bir gayeye meseleyi bağlayamadıktan sonra çöküşler çöküşleri, depresyonlar depresyonları kovalamaktan başka bir çaresi görünmüyor. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim-i Mutlak onları ahiret alemlerine bir liste, hem ihtar edici, hem müşabihleri, hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Şimdi müsibetleri açıklamak önemli bir konuydu. Fakat bir de nimetleri de açıklamak. Yani nimetler de açıklama bekliyor. Niye bu kadar çeşitli? Tek bir tat olması mümkünken neden bu kadar çok tat var? Meyvelerde bir koku olması mümkünken niye bu kadar çok koku var? Bütün meyveler aynı renk olması mümkünken niye bu kadar fazla renklendirilmiş? Birkaç türlü gıdayla insan yaşayabilecekken neden bu kadar yüz binlerce çeşit hale getirilmiş? Buna bir izah yapması lazım. Yani Allah'a inanmayan birisinin de bir izah yapması lazım. Ama burada müminler için bu bir liste. Cennet nimetlerinin birer numunesi. Çünkü bu kadar nimet var fakat bir türlü doymak mümkün olmuyor. Tadılıyor, insan tam doyamadan sofradan kaldırılıyor, ölüyor yani. Dünya nimetlerine tam elini uzattığı anda kanatan dikenlerine muhatap oluyor. Cenab-ı Hak bu kadar nimeti niye yarattı? Ve bu kadar nimeti yaratmışken insanı niye buna kandırmıyor, doydurmuyor? Neden insan buna böyle tatmin olacak derecede muhatap olamadan bu dünyadan göçüp gidiyor? Doymadan gidiyorlar diyor ya 10. sözde. İnsan
dünyadan doymadan gidiyor. Doyarak giden var mı? Yani oldu işte, dünya yaşamı harikaydı, bu kadarı bana yetti. Bundan sonra varsın, ölüm gelsin, beni yokluğa atsın diyebilecek insan yoktur. Dolayısıyla dünyadaki bu nimet yelpazesinin çeşitliliği bir numuneler metaforuyla ifade ediliyor. Cennetteki nimetlerin bir listesi dünyada yayınlanıyor. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette, bir ayetin tefsirinde, cennetteki nimetler evet dünyadakilerin benzeridir fakat sadece isim benzerliği vardır diyor. Sadece isimleri benzer. Cennette elma görünce elma diyecek kadar yani. Aa, bu elma denebilecek bir elma ama yendiği zaman bir alaka kurulamayacak. Dünyadaki elmayla hiçbir alakası olmayan bir elma, adı elma olan, adı armut olan, adı üzüm olan, o insanın belki yabaniliğini, cennetteki bir yabancılığını, bir garipseme halini kaldıracak derecede bir benzerlik. Dolayısıyla bir menü düşünelim. Cennetteki bütün nimetler dünyadaki nimetler yelpazesi şeklinde bize kendini gösteriyor. Asırlarını Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla müminler orada görecekler. Gölgelerine muhatap oldukları nimetlerin asırlarını orada görecekler. Böylelikle nimetlerdeki bu çeşitlilikte bir derin bir mana kazanmış oldu. Müsibetlerin iki anlamı var demiştim. Birini atladığımı fark ediyorum. İltifat-ı Rahmaniye. Yani birisi ikazat-ı ilahiye, birisi iltifatat-ı Rahmaniye. Burada müsibetler nasıl iltifat olabilir? Yani Rahman'ın iltifatları. Burada da o meşhur hadisi hatırlamakta fayda var. Belanın en büyüğü peygamberleredir. Ondan sonra imanının kuvvetine göre müminleredir hadis-i şerifi. Tabii burada Allah katındaki kişinin makamını belirtecek derecede büyüklük taşıdığına göre bu da bir iltifat oluyor. Yani her müsibet herkese Cenab-ı Hak layık görmez. Müsibetler Allah'ın lütfudur diyor Üstad Hazretleri. Nasıl lütfudur? Diyelim ki bizi günahlardan alıkoyan bir lütfudur. Bizi işte kibirden, bir takım manevi hastalıklardan koruması bakımıyla müsibetler Allah'ın bir lütfudur. Daha büyük müsibetlerden bizi koruması bakımından Allah'ın bir lütfudur. Başkalarını anlayabilelim diye bize kazandırılmış bir formasyon olması bakımından Allah'ın lütfudur. Çok müsibet yaşamış insanlar daha olgundur, daha kamildir. Olaylara karşı daha soğukkanlıdır. O bakımdan Allah'ın bir lütfudur. Müsibetlerin kazandırdığı şeyler çok fazla. Dolayısıyla bunlar da müminler açısından kazançhanesine dünyada yazılan şeyler olarak görülüp hoştur bana senden gelen denebilecek şekilde o müsibetleri müminler algılamaktadır. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise kudret-i semedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Şimdi hatırlarsanız düştüğü kuyuda bir ağaç vardı. Fakat ağaçta bir ilginçlik gözüne çarpmıştı. Ağacın dallarında dünyada var olan bütün meyvelerden birer tane vardı. Yani biz elma ağacında hep elma görürüz. Ama bu ağaç öyle bir ağaç ki bir dalında elma var, öbür dalında üzüm var, öbür dalında kiraz var. Dünyada görülebilecek bütün nimetlerden birer tane eklenmiş. Numune nevinden eklendiğini orada onun anlamış olması gerekiyordu. Bunların asırlarının başka bir yerde olduğunu, bunun bir tanıtım olduğunu, kişinin iştahını açmak için yapılmış bir tanıtım olduğunu anlaması icap ediyordu. Zaten kardeşlerden biri anladı, öbürü anlayamadı. Bu basit bir iş değil, burada garip şeyler dönüyor şeklinde yorum yapan kardeş, onun aslında numunelerle alakalı olduğunu bunu anlamıştı. Burada ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi, o meseleyi şu an izah ediyor. Tek ağaç başka başka meyveler veriyor. Ne kadar garip bir durum, onu izah ediyor. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyeyi icat etmek. Şimdi bir ağacın 500 çeşit farklı meyve vermesi bize çok garip gelir. Dünyada böyle bir ağaç yok. Ama Üstad Hazretleri diyor ki aslında mevzu, zaten her yerde bu var. Bu mesele her yerde var. Nasıl her yerde var? Bir topraktan bütün nebatat. Burada toprak eşittir ağaç diyelim. Toprak aynı mı? Aynı. Tek bir topraktan bütün bitkiler ve meyveler nasıl yapılıyor? O zaman ne oldu? Toprak bir ağaç oldu. Bütün meyveler ve bitkiler onun meyveleri oldu. Tek bir ağaç dediği burada toprak oldu. Topraktan bu kadar çeşitli şeylerin tek bir topraktan çıkması, bir ağacın dalında bütün meyvelerden birer tane olmasından daha garip bir durum. Ama biz buna ülfet et. Gözümüzle göre göre bu bize artık normal geldiğinden dolayı bunu göremez hale gelmişiz. Toprak burada ağaç. Yani toprağın verdiği nimetler ve meyveler ve bitkilerin çeşitliliği toprağın tek olmasına rağmen
aynen o çeşitli meyveler ve tek ağaç ilişkisindeki mesele kadar çarpıcı gözümüzün önünde. Hem sudan bütün hayvanatı halk etmek. Herkes sudan yaratılmış arkadaşlar. Tek bir su var yani ortada, bir su diye bir şey var. Sudan yaratılmayan hiçbir şey yok. Bütün canlılar, biz de dahil olmak üzere, hepsi sudan yaratılmış. Bu bize garip gelmiyor çünkü üzerinde düşünmüyoruz. Ama bir tane ağaç var, üzerinde yüz binlerce çeşit meyvelerden birer tane var. O bize ilginç geliyor. Halbuki her şeyin sudan yaratılması daha ilginç. Burada su ağaç yerine geçmiş oluyor. Yani su ağacından insan meyvesi, bitki meyvesi, hayvan meyvesi gibi çeşitli meyveler meydana geliyor. Tek bir şeyden bu nasıl oluyor yani? Tek bir aynı şeyden. Sudan nasıl oluyor, topraktan bu mesele nasıl oluyor diye baktığımızda aynı çarpıcılığı görüyoruz. Hem basit bir yemekten bütün cihazat-ı hayvaniyeyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhteliful cins taamlardan o zihayata bir lahmı mahsus yapmak. Şimdi o canlı çok çeşitli şeyler yiyor. Diyelim ki 500 çeşit şey yiyor. Peki dönüştüğü şey ne? Bir lahmı mahsus. Kendi etine dönüşüyor. Yani ne kadar farklı şeyler yersek yiyelim, aynı ete dönüşüyor. Bu da ne oldu? Aslında aynı et burada ağaç oldu. Yediğimiz her şey de onun meyveleri oldu. Az önce bir tek şey nasıl birçok şeye dönüştüğünü anlatıyordu. Burada da birçok şey nasıl tek şeye dönüştüğünü anlatıyor. Tam tersinden bir döngüyü anlatıyor. Bir cildi basit dokumak gibi sanatlar, zat-ı ehad-ı samet olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in sikke-i hassasıdır, hatem-i mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadiri külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Yani tabiattaki her şeyi tek şeye dönüştürüyor. Tek şeyi de her şeye dönüştürüyor ve bunu da hiç zorlanmadan yapıyor. İki tane esmanın keşfi meydana geldi. O kuyudaki insan açısından Halik isminin keşfi ve Kadir isminin keşfi. Burada bir kudret var. Kudreti mutlaka var. Bunda zorlanmadığına göre, her şeyi tek bir şeye çevirmekte zorlanmıyorsa hiçbir şeyde zorlanmayacak demektir. Burada bunu bağımsız bir gözlemden bir insanın dünyada bunu çıkarabilmesi icap ediyor. Sona doğru geliyoruz yavaş yavaş. Ve o tılsım ise, hani ağzında bir tılsım vardı okuyordu. Sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti hilkattir ve o miftah ise ya Allah, la ilahe illallah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani tılsım, ağzıyla okuduğu tılsım. Ama bu tılsımı okuyunca ne oluyordu? Ejderha başka bir şeye dönüşüyordu. Arslan bir ata dönüşüyordu. İşte o kemiren şeyler güzel bir şeye dönüşüyordu. Birden o kuyu bir bahçeye çıkmış oluyordu. O şifre demek ki ya Allah, la ilahe illallah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu zikirler bize ismi azamı hatırlatıyor. Özellikle hay ve kayyum üzerinde çok ismi azam olarak durulduğundan dolayı. Burada demek ki ismi azam bir tılsımdır. O tılsımı okuyunca kainat, evren değişir. Musibetler nimetlere döner. Kötülükler iyiliğe döner. O tılsımı okuduğumuzda başımızdaki belalar bizim için birer merdiven haline gelirler. Biz burada İsmi Azam duası, Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus, belki bunu her gün bol bol okumalıyız ki önümüzdeki ejderha gibi, arslan gibi, bir kuyuya düşmek gibi düştüğümüz hallerden bizi cennet bahçeleri gibi ortamlara bunlar demek ki çıkarabilecek özel formüller barındırıyor. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki kabir ehli dalalet ve tuğyan için, vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı ve bir ejderha batnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde. Yani inançsızlar açısından kabir bir unutulma, nisyan yeri. Düşünün ki kendi evlatları biraz hatırlayacaklar, onlar unutacaklar. Onlar unuttuktan sonra belki torunları biraz hatırlayacaklar. Onlar da unuttuktan sonra dünyada onu hiç hatırlamayan insanların olduğu bir döneme girilecek. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da hatırlamayacak, müminler de hatırlamayacak. Kabir aleminde unutulup gidecek. Dolayısıyla bir nisyan. Yani şu anda daha ölmeden ölümü böyle gören bir insan için zaten ölüm bir zindan, bir azap olduğu çok net olarak ifade ediliyor. Ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan, bostanı bekaya ve meydanı imtihandan, ravzayı cinana ve zahmeti hayattan, rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Neyden bahsediyoruz? Ölümden. Ölüm neymiş? Bir kapıymış. Bizim imtihanımızı sonlandıran, zorluklarımızı sonlandıran, görevlerimizi sonlandıran,
yaşadığımız meşakkatleri bitiren, sona erdiren, hatta ve hatta ibadetlerimizi sona erdiren, belki orada bir tefekkür bakımından bir ibadet olabilir ama oruçtu, hacdı, zekattı, namaz, niyaz gibi meseleleri sonlandıran ve bizi Cenab-ı Hakk'ın imtihan edişini karşımıza günde belki değişik şekillerde nimet görüntüsü altında veya musibet görüntüsü altında çeşitli noktalarda imtihan oluyoruz. O imtihanları sonlandıran bir terhis, bir paydos, bir mezuniyet gözüyle bakıyoruz yani. Mezuniyet gözüyle baktığımız için o münkirin ölüme bakışındaki korkunçluk müminin bakışında yok elbette. Ve o vahşi arslanın dahi munis bir hizmetkara dönmesi ve musahhar bir at olması işarettir ki mevt ehli dalalet için bütün mahbubatından elin bir firakı ebedidir. Ehli dalalet için ölümü konuşuyoruz arkadaşlar. Bütün mahbubatından yani bütün sevgililerinden, sevdiklerinden ebediyen ayrılmak demektir. Ölen bir insan düşünün. Aslında ölen bir insan için biz bir başsağlığına gidiyoruz. Bir kişi öldü diye zannediyoruz. Evet bir kişi ölmüş oluyor ama ölen insana sorsak kaç kişi öldü? Onun nazarında herkes ölmüş oluyor. Yani bir insan ölünce onun nazarında kendi babası da ölmüş oluyor. Kendi oğlu da ölmüş oluyor. Neden? O aleme bir daha temas edemiyor. Düşünün ki dünyadaki herkes ölmüş oluyor bir ölen insan açısından. Yani dünyada ölmeyen kimse yok onun açısından. Niye? Biz birisi öldüğü zaman onun oğluyla görüşebiliyoruz, kızıyla görüşebiliyoruz, dayısıyla görüşebiliyoruz, amcasıyla görüşebiliyoruz. Ölen adam kendisiyle alakalı veya alakasız hiç kimseyle görüşemez hale geliyor. Ne oluyor? Ölen adamın kaç tane cenazesi var? 7 milyar tane cenazesi var. Yani dünya insan nüfusu eğer 7 milyarsa, 8 milyarsa ölen insanın 8 milyar tane cenazesi var. Ama bir evde bir tane cenaze var. Dolayısıyla bir de bu insan ehli dalaletse, inançsızsa firak-ı ebedi. Yani 8 milyar insanı kaybetti bu kişi fakat ebediyen kaybetti. Bir mümin de vefat ettiği gün 8 milyar insanı kaybediyor ama ebediyen kaybetmiyor. Kıyamet gününe kadar kaybediyor. Yeniden diriliş gününe kadar kaybediyor. Onları bir daha buluyor ama bir münkir 8 milyar insanlık bir cenaze töreni yaşıyor kendi ölümünde. Bir de bu ebedi bir ayrılık, büyük bir cenazeye gark olmuş oluyor.